Merhabalar. Bu dersimizde Go programlama diline genel ve hızlı bir bakış yapacağız. Nedir vesaire gibi birkaç soruyu cevaplayacağız ve bir gözlem oluşturmaya çalışacağız. Go programlama dilinin official yani resmi web sitesi golang.org'dur. Go'yu bilgisayarınıza indirmek için ise golang.org üzerindeki DL uzantısına, download uzantısına erişebilirsiniz. Oradan bulabilirsiniz. Go'nun dokümantasyonları çok gelişmiş ve açıktır. Çok sade. Burada golang.org üzerinden doc uzantısıyla erişebilirsiniz. Birazdan bakacağız bunların hepsine. Go paketlerine online erişim için ki paket nedir? Onu eğer Go ile hiç ilgilenmediyseniz şu an bilmiyorsunuz. Onu da açıklayacağım. Zaten kendimizde paketler oluşturacağız. Go dilinin bir de IDE'si var. Online IDE. Ona da buradan erişebiliyorsunuz. Öncelikle şunu da belirteyim. Go'nun gerçek programlama dili olarak adı Go'dur. Ama bunun internette vesaire araştırılması biraz sıkıntılı. Çünkü Go İngilizce'de çok yoğun kullanılan bir keyword, bir kelime. O yüzden internette aramalarda Golang olarak araştırılır. Bu da size bir püf nokta olarak söylemiş olayım. Şimdi golang.org'u açacağım. Şuradan. Golang.org bu şekilde. Gayet sade bir sayfa. Download olayını şuradan yapabilirsiniz. Zaten sol alta bakarsanız DL sayfasına yönlendiriyor. Buradan download sayfasına gidilebilir. Şurada hızlı bir editör var. Bakın burada şu an anlamanız gerekmeyen basit bir Hello World uygulaması var. Buradan run dediğiniz zaman uzak sonucuda bu çalıştırılır. Hello şeklinde sonuç yazar burada. Diğer sayfasına bakalım. Bakın burada Microsoft Windows için, Apple macOS için ve Linux için versiyonları var. Tabii ki burada şunu da söylemek, belirteyim özellikle. Cross platform çalışan bir dildir Go. Farklı birçok işletim sisteminde kullanılabilir. Bu üçünün de haricinde birkaç işletim sisteminde daha kullanılabiliyor. Mesela geliştiricilerin de Go dilinin geliştiricilerinden biri olan Rob Pike'ın projesi. İşletim sistemi projesi olan Plan 9 mesela onu da destekliyor gibi birkaç farklı işletim sistemi daha var. Burada farklı versiyonları bulabilirsiniz. Şu an en son sürüm 1.8.3'tü. Bunlarla ilgili çok detaylara girmeyeceğim ama hepsi için söylenecek birçok şey var. Geliyorum. Evet, şurada dokümantasyon sayfası var. Paketler sayfası, help, blog vesaire. Şimdi şuraya bağlı ilerlemek istiyorum. Dolman sayfasını gördük. Doküman sayfasına bakalım. Doc uzantılı. O da şurası. Dokümantasyonumuz bu şekilde. Çok sade. Şöyle baştan aşağı farklı linkleri görebileceğiniz bir alan. Burada da Installing Go ile başlayabilirsiniz. Getting started dediğinizde install ile ilgili dokümantasyon bilgilerine buradan erişebilirsiniz detaylı bir şekilde. İhtiyacınız olabilir bazı durumlarda. Çünkü kurulum ve kaldırma gibi işlemlerde parametrik ayarlamalarda yapılabiliyor. Learning Go dediği alanda da Go'nun turu var. Bununla ilgili ücretsiz birkaç video çekmiştim. YouTube kanalımda yayınlanıyordu. Go eğitim seti şeklinde. Orada burayı anlatmıştım aslında. Tur sayfasını anlatmıştım. Onu inceleyebilirsiniz. Şöyle biz de bu kurs içerisinde de buradan faydalanacağız. Aslında adım adım gösteriliyor. Hello World'dan başlıyor. Ana özelliklerini temel bir şekilde anlatıyor. Bunun Türkçe Türkçe sayfası da var. Golang.org.tr üzerinde tur sayfası. Biz oradan devam edeceğiz daha sonra. Şimdilik devam edelim.
Evet, burada birçok şey var. Önemli olan kısım şurası. Referansız alanı aslında. Referansızda package dokümantasyonu ve command dokümantasyonu. Bunların ikisi çok yoğun. Özellikle package dokümantasyonu çok çok önemlidir. Çünkü Go dili içerisinde built-in olarak gelen, dahili olarak gelen paketler var. Yardımcı araçlar gibi düşünebilirsiniz. Gömülü olarak geliyor dille birlikte kurulum sırasında. Siz bunları kullanarak çok hızlı bir şekilde bazı basit işlemleri ya da gelişmiş işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu dile dahili olarak geliyor. Şurayı kapatayım. Neyimiz kaldı? Bakın şimdi paketlerde sıra. PKG uzantılı. O da şurası. Burayı çok yoğun bir şekilde kullanmanız gerekecek açıkçası. Dokümantasyonlarda sol tarafta mesela şöyle baştan aşağı bir göstereyim. Standard Library dediğimiz alan. Standart kütüphanemiz yani built-in olarak gelen. Şurada bol bol paketler ve onların içindeki alt paketler var. Mesela şöyle bakalım. Mesela bir RAR dosyası üzerinde işlem yapacaksanız arşiv kategorisinde tar ve zip için geliştirilmiş paketler var. Mesela zip'i açayım. Şurada nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Import edeceksin diyor. Arşiv slash zip şeklinde. Sonrasında da bu paket içerisindeki bütün metotlar ve tipler link olarak görünüyor. Siz tıkladığınız zaman onun içeriğini gösteriyor. Mesela küçük bir tarif var. Bu paket içerisini anlatıyor. Neler varmış mesela? Register decompressor varmış. Compressor diye bir function varmış gibi. Bunları ayrı ayrı anlatıyor bize. Tıkladığınız zaman da bakın golang.org SRC'ye yönlendi. Archive zip struct go. Yani aslında dilin built-in function'larının kaynak kodlarına gittik şu an. Bize kaynak kodlarını gösterdi. Bu da müthiş bir şey tabii ki. Çünkü direkt Google dili geliştiren mühendislerin yazdığı kodları görüyorsunuz şu an için. Tekrar geri gittiğinizde işte file info dedik. Gördüğünüz gibi tüm kodları inceleyebilirsiniz. Bu şekilde paketleri detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Mesela kripto şifreleme ile ilgili ana bir kategori var. Bunun altında algoritmalar var. Her algoritma için küçük bir alt paket var. Kripto paketi içerisinde alt paket. Kriptonun altında IS, Chipper, DES algoritması, DSA algoritması, RSA mesela SHA-1 gibi. Database var mesela. Şimdi database ile ilgili işlemler bir programlama dili için standart istektir. O yüzden de bir database paketi yapılmış. İçerisine SQL diye bir alt paket var. Onda da driver paketi var. Siz doğrudan bunu kullanarak çok hızlı bir şekilde veri tabanı işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bakın database slash SQL slash driver. Şöyle ilerleyelim. Mesela connection bunun üzerine geldim. Tıkladım. Bakın connection interface nesnesi var burada. Bunun içerisindeki kodları bize gösteriyor. Gayet başarılı bir dokümantasyon sayfası diyebilirim burası için. Bu şekilde baştan aşağı tamamen standart kütüphaneler var. Mesela matematik işlemleri için var. Loglama için. I/O yani input output işlemleri için. Ya da web tarafı için HTML template var. Yine HTTP paketi de var. Şöyle devam edelim. Bakın net içerisinde, net ana paketi içerisinde HTTP var. HTTP içerisinde de diğer kullanabileceğiniz ekstra yetenekler var.
Şöyle dönecek olursak, son olarak da şunu söyleyeyim. Mesela str.conv var. Bu da bir string conversion işlemi için kullanılan basit bir paket. Siz bununla integer'ı string'i integer'a çevirebiliyorsunuz. Onunla ilgili metotlar var mesela gibi düşünebilirsiniz bunu. Ya da os var mesela. İşletim sistemiyle ilgili komut parametreleri kullanarak işlem yapabileceğiniz bir pakettir diyebilirim. Mesela CGO var runtime içerisinde. CGO'da şöyle diyeyim özellikle. Go programlama dili birden fazla programlama diliyle birlikte entegre kullanabiliyorsunuz. Bunun en temeli C dili mesela. C ile doğrudan ilişkili bir şekilde yani iç içe bile çalışabiliyorsunuz diyebilirim. Birbirini çağırabiliyor. Go dili içerisinde bir C kodunu çalıştırabilmek için ya da çağırabilmek için diyeyim. Buradaki runtime içerisindeki CGo'yu kullanmanız gerekecek. Hatta bazı geliştirilmiş özel paketlerde mesela GitHub'tan bulduğunuz bir pakette diyelim. Özellikle not olarak söyleyecektir. Mesela bazı database paketlerinde özellikle der bu paketi kullanabilmek için CGo desteği gerekiyor. Siz de öncelikle CGo'yu projeye dahil edip ondan sonra o paketi projenize dahil etmeniz gerekecektir. Go'nun online IDE'si bu da gayet başarılı bir IDE, online bir çalışma. Ana sayfada gördüğünüz o küçük IDE'nin açık versiyonu. Onu da şöyle gösterebilirim. Ana sayfadan da erişebilirsiniz. Bakın şuradakinin pop-out dediğinizde doğrudan buraya yönleniyor. Siz burada kod yazıyorsunuz. Şu şekilde. Mesela FMT. Şu an hiçbir şey bilmenize gerek yok ama bunun ekrana basit bir bilgi yazdığını anladığınızı eminim. Run dediğimizde de hello ve altında Cihan olarak yazıyor. Bu sunucu tarafında çalışıyor. Komutları oradan çalıştırıp bize sonucu veriyor. Ama isterseniz şu da olabiliyor. Neyse detaylara girmeyeyim burada. Ana sayfadan bu az önce anlattığım her yere erişebilirsiniz. Bu ana sayfada gayet basit zaten. Dokümanlar, paketler. Blog'unu da takip edebilirsiniz. Blog'da da yararlı bilgiler bulunuyor. Mesela yeni bir versiyon çıktı diyelim. Onunla ilgili neler yenilendi, neler geldi. Bunları takip edebilirsiniz. Örneğin 1.8.3 yani son Go versiyonunda birçok performans optimizasyonu yapıldı. Eskisine göre yüzde şu kadar daha hızlı olduğu, daha hızlı build derleme yaptı, compile işlemi yaptı ya da genel olarak çok daha hızlı çalıştığını vesaire gibi. Bu tür skorları da yayınlıyorlar. Takip edilebilir.